15-20 tane gencimiz var, evlenmemiş. Kime geçse efendim? 30'ar yaşları, askerlikle. Şehir olacak. Ya arkadaş, yani vatandaşın öyle bir şansı yoksa ne yapsın peki bu garibanlar? Ne diyecek? Niye evlenmiyorlar? Kız vermiyorlar, kız. İş yok onda mı? Yok, yok. Yok. İşleri de var. Durumları da iyi, her şeyleri de var. Niye vermiyor? Köye şehir gelmem olacak, diyor. Şehir. Şehire geleceğim. Ha, gelinler köye gelmiyor. Kızlar yani köye gelmiyor yani. Bunların şanssızlığı odur yani. Öyle mi? Bekar mısın? Bekar. Bir isteyin. Millet. Ya kızlar şehir istiyor hep kendileri. Şöyle olmuyor. Köye gelmeyi istemiyorlar. Hani doğal olarak belki de haklılar da yani. Hani köye gelmemekle. Niye haklı olurlar? Köyde ne yaşam var mı? Yani yaşam yok, hayat yok. Hani bir sosyal faaliyet yok. Hayvanlara bakacak. O korku mu var yani? İşte köye. Aynen öyle. Ya bizim anamız niye baktı yani? Anamız niye burada gelin oldu, kız oldu? Ekmek pişirdi, inek sağdı, koyun sağdı. Şimdi bu kız, şimdiki kızların o şansı da yoktur. İnek sağmak için makineler var. Koyun zaten sağılmıyor. Herkesin evi, suyu içeride. Buzdolabı var, çamaşır makinesi şey var. Herkesin bir... Baksan bacalarda ısıtmalar var. Şehirle köyün daha ne farkı var ki? Niye gelmiyorlar o zaman? İşte. 24 saat evine sıcak su akıyor ısıtmalarda. Efendim şehire gidecek, kocasını işe gönderecek, kendisi kapıyı kapatıp yatacak. Onu düşünüyorum. Belki de bir öğüne, iki öğüne yiyeceği yerde bir öğüne yiyor. Ama burada öyle bir... Her şey de var köyde. Valla devlet hiçbir şey de yapamaz. Ne yapsın devlet? Devlet hiçbir şey yapamaz. Neysin ki devlet? Devlet... Siz dediniz de devlet bir el atsın bu konuda. Valla... Dışarıdan kız ihraç. Dışarıdaki o okullar mı okullar o da olmaz. Yani içeri yaşama dönürüz. Olmaz olmaz. Kızlar okumasa gelirler. Şimdi kız, hepsi okuyor, hepsi her şeyi görüyor yani. Tabii rahatlarını düşünüyor. Kesinlikle yani benim bir gelinim var. Benim oğlumu Çerkezköy'den evlendirdim, Tekirdağ'da. Gelinim geldi burada, çay durmadı. İşte efendim yok, ineymiş, danaymış, babası olmaz yani. Bura beni olmuyor yani. 10 yıl sonra ne olacak burada? Valla 10 yıl diyor, tamamdır 10 yıl kalmadı yani. Bizim bu eski analar, hanımlar bitse köy de bitti demekti yani. Köyü bitireceğiz. Gerçekten diyorum yani. Köye yazık oldu yani. Kız gelmez. Köylerin yeniden hayat bulması için neler yapılabilir? Gelmez. Geri köz gelmez. Gelmediği bu köylünün refahı için iyidir. Zaten buradan köçen hemen hemen bizim köyümüzden dışarıda 400 hane var. 400 ev var yani. Nerede kalıyor? Hangi şehir? Genel İstanbul. İstanbul'da çoktur. Çok vermiş yani. Çok. 400 hane rahat var yani. Sayıları cesim de. 400 hane var. Beyefendi bu 400 hane bu köyde yaşasaydı. Ki artık onu sen düşün ne olabilirdi. Şimdi biz 40 hane burada demin söylediğim gibi arazisi dar. Yeri dar. Biz geçinemiyoruz. Bu 400 hane de burada olsa ne yapardık yani. İyi ki var dışarı yani. Ha bir de oradan geri dönmez artık kimse gelmez. Yazları geliyorlar mı? Gelenler çok az, var. Çok az yani. Bir ay falan gelip uğrayıp gidiyorlar, gelmiyorlar yani. Oraya giden bir daha geri zor döner yani. Muhtarım neredesin? He? Hala gelmedi mi senin köyen geldi ya? Valla sen dedin ya gel. He? Oradan da sıcak suyu. He, mahvedir ya. Okumaz değil. Çiviyle mi yazın? Neyle yazın? Çivi yazın. Buradan namı bu da. Neydi? Örtü kralı Sarı Turi. Tarafından baş bölgede yapılan bir asker sıkılar. Sonra bir yazısıydı. Yazı bu. Yazı. Önce de. Şey, han tercümesi. Buradan geleceğiz. Orada öbür vatandaş var. İngiliz Brihar'da geldi. Çin geldi ha. Vallahi. Vallahi. Ben hiç görmedim. Vallahi ben gelmiş bir sürü. O gayya çıktılar. O gayya çıktılar. Bu ev sahibisin. Ev sahibiyim. Bu da tarihi eser. Çivi yazısı.
Urartu kralı. Urartu kralından kalma. Milattan önce 767. Evet. 35 yıllar arasında. Evet. Ne zaman fark ettiniz bu yazıları? Bu çoktan fark edildi. Bizden daha önceydi. Koruma altında mı? Koruma altında da henüz hiçbir şey yapılmadı ama korumaya almışlar, ne yolu var ne bir şeyi var. Gelen giden oluyor mu? Gelip giden çok. Yurt dışı, yurt içi herkes geliyor. Neler yaptılar şu ana kadar burayla? Vallahi hiçbir şey yapmadılar bu ana kadar. Gördüğünüz gibi hiçbir faaliyet yok. Turistler geliyor mu? Turistler geliyor. Nereden, hangi ülkeden? Çin'den geldi, Japonya'dan geldi, Gürcistan'dan geldiler. Yazıyı okuyabildiler mi? Resimlerini çekip gittiler, baktılar. Ben Coşkun Şahin. Yazılardan açıklamasını şu anda buraya koymuşlar. Yazıdan hemen öyle. Evi ne zaman yaptınız? Hep çoktan var. Ta dedemin zamanında. Lan şurada ciyandadır. Oradan ben de Hilal. Hilal kaç yaşındasın? 5. Soyadın ne? Şahin. Ne yapıyorsun Hilal köyde? Oyun oynuyorum. Hangi oyunlar oynuyorsun? Saklambaç oynuyorum. Yeni mi başladın oyun oynamaya? Yaz geldi, güneş çıktı. Kışın ne yapıyordun? Kışın da karla oynuyordum. Kışın karla oynuyordun. Şimdi oyunlar oynuyorsun. Hı-hı. Hava nasıl, sıcak mı? Hı-hı. Seviyor musun bahar mevsimini? Hı-hı. Yazın neler yapıyorsun? Köyde mi kalıyorsun hep? Hı-hı. Gitmiyor musun böyle İstanbul'a, dışarıya? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kars'a falan gidiyorum. Yani. Kars'a gidiyorsun. Hı-hı. Oğlum sıra ciyanda. Ha, oyna. Oyna.2013-2013 yıl oldu yani. Burası İmam evi. Evet, burası da muhtar. Taşköprü Köy Muhtarı Bahri Taşdemir. 13. dönem muhtarlığımdır. Köyümüz ilçeye 15 kilometre uzaklıktadır. 40 hanedir. 200 nüfusu var. İsmini nereden alıyor? İsmini tarihi köydür yani. Milattan önce 570'ti. Urartılar yaşamış, Akkoyunlar yaşamış. Oradan alıyor. Aslında aşağıda köprü vardı, Taşköprü. Oradan alır. Şimdi yeni yaptılar köprüyü. Gerçi köprünün kemeri şimdi orijinal duruyor yani. Yolun altında. Yazılı kaya taşları. Evet, yazılı kaya. Urartularda yazılı kaya taşı var. Yani tarihi köydür yani. Evet, aynı zamanda köyün etrafındaki dağlarda da hep kayalar var. Evet, aynen öyle. Çok farklı, güzel. Ha, sonra buradaki Akkoyunların yaşadığının kanıtı Kars Müzesi'nde koç var. Taştan yapılı koç, o bu köyündür yani. Bu köyden mi? Evet, bu köyden gitmiş. Köyümüzde 800 büyükbaş hayvan var. Küçükbaş? 2000 tane var. Daha ağırlıklı küçükbaş. Nispeten öyle yok. Sığır daha çok saklanıyor, büyükbaş yani. Küçükbaş birkaç ailenindir yani. Çıldır Gölü'nün kenarındadır. Çok güzel mesire yerlerimiz var.
doğal bir plajımız var aşağı, yani burada. Çok güzeldir. Onu görmek lazım, asıl almak lazım yani. Çok güzeldir. Lavaş Gölü var. Avcılık yapanlar gelip güzün avlanabiliyor, kışın avlanabiliyor yani. Gaz var. Ördek var. Yaban gazı. Ördek var. Balıkları var. Burada balıkçılar var. Balık tutuyorlar. Siz de yararlanıyor musunuz çıldır gölünden? İstersek yararlanırız yani. Yararlananlar var burada. Gerçi biz balıkçılık yapmıyoruz ama yapanlar var yani. İsterse herkes de yapabilir yani. Bir de en büyük sıkıntımız burada çoban evi yoktur. Çoban evimiz yoktur. Devletimiz gerçekten. Allah var etsin yani. Kaymakam Bey Bostanekenlere Arpaçay'da konteynerle almış. Çok güzel bir yani hizmettir. Keşke köylere de öyle bir hizmet olsa. Çobanlar nereden geliyor? Çobanlar genelde Iğdırlı. Bizim köyümüzde yoktur çoban yani. Kaç çobanınız var? 3 tane çoban var. 800 hayvan, 3 çobana mı emanet? Evet, 3 çoban var. Şebeke suyunuz, altyapı? Şebeke suyumuz var, altyapımız yoktur. Altyapıya zaten ben yani vatandaş olarak, yani muhtar olarak değil de vatandaş olarak karşıyım. Bu devletimizin köylere hizmet birliği, götürme birliği tarafından köylere yapılan kanalizasyona çok güzel bir yere değindin. Asıl benim tam içime okudun yani. Karşı durduğum, karşı çıktığım şey Çıldır Gölü havzasında. Doğru yoldan başlarsın. Doğru yol, Çanak Su, Aydın Gün, Göldalı, Taş Köprü, Taşbaşı, Taş Köprü, Boz Yiğit, Gül Yüzü. Orada da Çıldır'ın iki tane köyü. Çıldır Gölü'ne 1 kilometre uzaklığı yoktur. Çoğu 500 metre uzaklıktadır. Bu kanalizasyon bu Çıldır Gölü'ne bağlanırsa ki çok yazık olur. Biz oradan su içiyoruz. Hayvanlarımız su içiyor. Şimdi gitsem berrak bir suyu var ki yani insan kıymaz buna, yazık, günahtır yani. Şimdi nereye aktarıyor kanalizasyonu? Ha şimdi yapılırsa ne olacak beyefendi? Nasıl bir bu kanalizasyonla yoktur şimdi. Yapılmamış ama yapılacak. Nasıl olur peki 500 metre uzaklıkta bu kanalizasyona nasıl bir arıtma yapacaklar ki o gölleri, bu Çıldır Gölü'nü koruyasın sen? Korunur mu? Ne olması lazım? Bana göre olmaması lazım. Ha diyeceksin ilkerdir. Dünya artık çağ atıyor. Herkesin kanalizasyonu. Ben de isterim olsun ama bu tarafta bir doğal güzelliği yok ediyoruz biz. Olmaz yani. Yazık, günahtır yani. Yani Çıldır Gölü'nün doğal güzelliği yok olmasın diye. Aynen öyle yani. Kanalizasyonu aynen. Kanalizasyonu ben kabul etmiyorum. Boşaltıp çukurlarıyla herkes yine yapıyorlar. Herkesin evinde de tuvaletler de var. Banyosu da var. Çukur eşmişler yani. Belediyenin burada bilançörleri var. Dolursa gelir çekip götürüp çöllere bırakıyorlar yani. Pek de sıkıntılı bir şey değil yani. Yani ilk defa kanalizasyon istemeyen bir köy çıktı. Ben istemiyorum yani. Vatandaş olarak istemiyorum. Yani bir doğa sever mi dersin? Artık nasıl algılarsınsa ben istemiyorum yani. Çıldır Gölü için istemiyorum yani. Bağlanan var mı şu an göle? Bağlanmamış. Daha şey bir müracaat etmişti Doğru Yol. Onu da askıya almışlar şimdilik yani. Yapımını. Siz bu konuda kaymakamlığa... Aynen söylemişim. Kaymakam Bey, yani iki kaymakam Bey'e de, Can Bey'e de söylemişim. Ne Faruk dediler? Bey'e de. Ne dediler? Valla gülüyorlar bazen, bazen muhtar yanlışsın diyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Düşüncem odur yani. Siz Hosetti Çukurlar'la devam edeceksiniz. Aynen öyle yani. Öyle düşünüyorum ben. Başka ne sorunlar var köyde? Ha başka sorunumuz, yolumuz var, suyumuz var. Bir de bizim yani en büyük sorunumuz mera sorunudur. O da artık çözülecek gibi değil yani, söylesek ne olabilir ki yani. Bu 800 mal. 800 büyükbaş. 2000 küçükbaş hayvanın otlayacağı mera, inanın nasıl tarif etsem yani 20 bin dönüm, yok 10 bin dönüm olmaz yani. Mümkün değil yani. Öyle bir meramız var yani. Yaylamız yok. Çok perişanız o konuda, hiç yani
Belki bizim gibi öyle bir köyde yoktur yani. Hiç olmadı mı yayla? Hiç olmadı. Ne yapıyorsunuz peki bu vallahi, ürünlerinizi? Hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi etraftaki köyler danasını diyelim 5000'e satsa biz 4000'e satıyoruz. Kuzusunu o 800.000'e satsa biz 500.000'e satıyoruz. Yeterince beslenmiyor yani. O konuda dertliyiz yani. Ekili arazimiz iyidir. Ekili arazimiz var da şey yok. Meramız yok. Meramız. Sıkıntımız çok yani o konuda. Mera sıkıntısı. Merada olma şansı yok. O da bu saatten sonra devlet isterse her şey olur. Olmaz diye bir şey yoktur yani. Satan meralar var. Devletin o kadar hazine yerleri var ki. Yani devletin olmayacak bir şeysi yok yani. İstese bize de babalık eder yani. Devlet babadır yani. Ondan müracaat ettiniz tabii. Etmedik. Edeceksiniz. Vallahi hiç etmedim. Etmeyi düşünüyorsun herhalde. Vallahi düşünseydi artık kadastro girmiş her yere. Herkes sahiplenmiş. Zannetmiyorum ben. Elektriklerle ilgili sorununuz var mı? Vallahi elektriklerimiz sorun değil şimdi. Sorun ise kendimize yanlış olur yani. Devlet bize her şeyi vermiş yani. Her şeyimiz de var. Allah razı olsun. Suda da yardımcı oldular. Yolumuzu da yaptılar. Yani kaymakam beylerimiz Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Her şeyde yardımcı oluyorlar. Şimdi kendimize sorun etsek, bizim köyümüz bu sorunu, o sorunu var desek yanlış olur yani. Gelip gidiyor mu kaymakam bey? Gelip gidiyor kaymakam bey. Sağ olsun. Her zaman da uğrar, sorar. Yani her köye de, her konuda yardımcı olur yani. Evet, senin son olarak söylemek istediğin neler varsa mikrofon senin. Valla son olarak geldiğiniz için teşekkür ettim. Sorunlarımızı dinlediniz. Sorunlarımız yok denecek kadar azdı. Benim sorunum işte Çıldır Gölü'dür. Ha bir çoban evimiz yoktur. Artık kaymakam bey biraz bize katkı verirse onları da yapmayı düşünüyoruz. Her şeyimiz var yani. Köyde ne yapıyorsunuz 8 ay kış kar altında? Sosyal yaşamınız nasıl? Sosyal yaşam burada sıfırdır. Hiçbir şey yoktur. Köyde ne kahve var hemen hemen bakkal da yok deneceğizdir. Genelde günümüzü yani arpa işini çaydır. Bitirenden sonra Gazze'ye, Arpaçay'a giderler yani. Sosyal bir faaliyetimiz yoktur yani. Düğünlerimiz nasıl oluyor? Düğünlerimiz falan devam ediyor mu? Ediyor. Hemen aynıdır. Bir ozan işi öldü yani. Ozanlar eskiden öyle değildi ozan yani. Şimdi gelmiyor mu? Gelmiyor, getirmiyorlar yani. Ama düğün falan olur. Çalgı mı daha önce? Çalgı çok oluyor. Zaten kaç senedir çalgı falan da yoktu. Bu gençlerin hepsi benim kardeşimin oldu. Askerden de gelmiş kız yok. Evlenecek hiçbir şey yoktu yani. Keşke devletin öyle bir imkanı olsaydı. Bu çocuklar. Bu çocuklar bir hal etseydi. Gerçekten yani nüfusumuz sıfır. Hiç yok. Okul kapandı. Bugün 40 tane köyde 10 tane çocuk yoktur. Kış hazırlığımıza da işte bu zamandan kış hazırlığına şimdiden başladık biz. Kış da bitmez yani. Yok. Kış bitmez. Burada 8 ay kışımız var. Burada iş çile bitmez yani.